Amerika ve Rusya'nın tarihi mutabakatların sonrasında YPG'li teröristle kurduğu o temas siyasetin de gündemini belirledi. İktidar ve muhalefetten ortak tepki sesleri yükselirken Trump'ın mektubu ise iki taraf arasında tartışma başlığı olmayı sürdürdü. Bir teröristin ülkemizde vatandaşlarımıza karşı eylem gerçekleştirmiş bir kişinin bu şekilde meşrulaştırılması ya da onunla bu şekilde mesajlaşılması maalesef demokratik değerler açısından, insan hakları açısından büyük bir kırılma noktasıdır. Trump'ın telefon görüşmesi, Rusya Savunma Bakanlığı'nın canlı bağlantısı, terörist başı Mazlum Kobani ile kurulan temas Türkiye'de tepkiye neden oldu. Ankara, Washington, Moskova hattında ipler gerildi. Terör örgütleriyle herhangi bir şekilde müzakere olmaz. Terör örgütleriyle mücadele olur. Çok kötü bir örnek teşkil edecek bu. Terör örgütü YPG'nin generali hem ABD Başkanı hem Rus Savunma Bakanı tarafından muhatap alınıp hüsnü kabul görmektedir. Her iki ülkenin de hala orada bizim terörist olarak adlandırdığımız bazı gruplara ve bazı kişilere başka türlü baktıklarına işaret ediyor. Bu tehlikeli bir durumdur. YPG'nin ne ABD, ne Rusya, ne İran, ne Avrupa ülkeleri tarafından terörist olarak tanımlanmadığı bir düzen içinde bu süreç devam ediyor. AK Parti, CHP ve İYİ Parti'den tepkiler ard arda geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerikan yönetiminin YPG'li Kobani'yi meşru politik bir figür gibi tanımasını eleştirdi. Amerika'nın bu tavrından derin endişe duyuyoruz. Bu kişi ABD'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'nın lideridir ve adaletten kaçmaktadır dedi. AK Parti ile CHP arasında Trump'ın mektubu polemiği ise hız kesmedi. Bizim için yok hükmünde olan bu mektubun sızdırılması aslında tüm bu diplomatik başarı süreçlerini sabote etmek için kullanılmak istendi. Trump'ın kağıt parçasına tepki göstermeyerek süreci sabote eden kendileridir.